Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Böyle sizlerle bugün bahçe çekimi yapacağım. Burada bir tane gülümüz var. Bahçemiz yeni kazıldı. Böyle burada bir tane kolonya çiçeği var. Şöyle bahçemizde böyle eşim çapaladı. Şu ilerideki bölüm, şu ağacın arka kısmı, o kısımlar dün hep şey börtlen tikeni gibi tikendi. Oralar temizledik hep birlikte. Güzel temiz oldu. Bahçemizde burada bir tane nar ağacımız var. Burada da yine nar ağacı var. Burada bir tane küçük bodur limon var. Yanında yine yeni çetillenen nar ağaçları var. Burada yine gülümüz var. Burada bir limon ağacı. Burada da bir limon ağacı. Ve nar ağacı. Şurada da yine bir nar ağacı var. Burada naneler söküldü, tekrardan ekildi. Böyle daha verimli oluyor. Böyle yine burada bir tane gül ağacı. Bu gül ağacını da eşim iş yerinden bana koparıp getirmişti. Ben onu böyle köklendirdim. Bahçeye ektim, çok güzel açıyor ve çok seviyorum bu gülü. İlk gösterdiğim bu gül ağacını da yine eşim getirmişti, böyle çiçek olarak getirmişti. Ben üst kısmının çiçeğini kopardım. Altını yine köklendirdim. Buraya ektim. Bunu da yine çok seviyorum. Burada da yine gül var. Bu da küçük küçük açıyor. Burada da gülümüz var. Bu şekil buralar hep sırayla gül. Burada da küçük küçük açan bir gül ağacı var. Burada da kırmızı gül var. Şurada da bakın böyle çileğimiz var. Şurada şöyle çiçeklemiş bir tane. Bu artık çiçeğini dökmüş, çilek verecek. Yavaş yavaş dirilişe geçiyor, canlanıyor çileklerimiz de. Bu kazılan yerde de yine gördüğünüz gibi yeşiller var. Onlar da çilek kökleri, onlar da artık canlanıyor, çiçeklemişler. Böyle bahçemizi güzel temizledik Ramazan'dan önce. Şöyle biraz eşim kazdı. Artık böyle güzel şeyler ekmeye çalışacağız, salatalık. Soğan falan, belki sarımsak da ekerim. Birkaç bir şey ekeceğiz. Bakalım. Yine belli olur artık ekince. Şu ileriki kısımlar da çok güzel. Manzarası şöyle biraz yakınlaştırmak istiyorum. Her taraf yeşillik. Doğa harika. Şöyle arka kısımlar. Yeşillik hep. Buralar çok güzel. Manzaralar. Harika. Bu da benim penceremin önünde diktiğim açelyam. Bu da şöyle yılbaşı çiçeği. Bunun ismini unuttum ya. Çok çiçek isimleri bilmiyorum ben. Bu çiçeği çocuklarım bana doğum günümde almıştı. Doğum günü hediyesi. Bu yine yılbaşı çiçeğinin de doğum günü hediyesi olarak almıştı çocuklarım. Çok mutlu oldum tabii. Bu çiçekler de benim ekmiş olduğum çiçeklerim. Aslında yeni ektim. Yavaş yavaş kökleniyorlar. Burada da karanfilim var. Burada da yine çiçeğim var. Bu da yine böyle. İsmini bilmiyorum bunun. Biliyordum ama unuttum. Annemde de vardı bu çiçekten. Böyle. Bunlar da aloe veralarım. Bunların ismini biliyorum tabii ki. Aloe vera jelleri kullanılıyor, böyle yanık sonrasında sürülüyor, yanığın acısını geçiriyor böyle. Güzel de krem de yapıyorlar aslında, kremin içerisine jelini güzelce rondodan çekiyorlar, sonra kremin içerisine katıyorlar. Saçları güçlendirmesi için de kullananlar var. Jelini güzelce rondodan çektikten sonra şampuanlarının içerisine ekliyorlar. Saçları güçlendiriyormuş. Ben hiç denemedim ama sadece jelini sürüyordum ben arada böyle. Ellerimi güzel nemlendirip şey olsun diye, bakım olsun diye arada yapıyordum ama bu aralar yapmaz oldum. Yine bu çiçeğin de ismini unuttum. Budamıştım ben. Buradan bakın yeniden ışkınlamış. Canlanıyor tekrardan. Buralardan ışkınlayacak yavaş yavaş. Çok kötü olmuştu çiçek. Böyle budayınca kendine gelir inşallah. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün kardeşimle dışarıda oynamaya çıktık. Ali'cim sen de konuş. Merhaba.
Buraya bak. Buraya bak. Ardından dışarıya çıkmaya geldik. Tamam, tavuklara bakalım mı biraz? Tamam. Hadi gidelim. Gel bu taraftan bak, gel. Hadi gel. Sen bu taraftan bak Yusuf. Ali gel bu tarafa. Gel buradalar bak, bahçedeler. Anne otur, bahçeye gideceğiz dedin. İşte tamam, burası bahçe. Hayır, oraya değil, buradan bak. Sus, sen de yaklaş kardeşine. Yusuf ve Ali bisiklet sürecekler. Ne oldu? Geri dönebilirsin. Orası biraz yokuş. Düz yerde sürün. Açık havada biraz oyun oynamak istedi çocuklar. Videoya alalım dedim. Ay, kalk Ali. Güle güle arkadaşlar. Ali. Görüşürüz diyebilirsin. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan da anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.